Hanımlar beyler, Rabarba Talk, Cem İşçiler ve Firuze Özdemir kadrosuyla haybeye korktuğu ne var sorusuyla alkışlarla başlıyor. Hoş geldin Cem. Hoş bulduk abi. Hello Firuş. Hello Mesut. Haydi o zaman açıyorum konuyu. Yapay zeka günün birinde dünyayı ele geçirir mi? Herkes dürüst olsun. Geçen gün bir Amerika'da bir üniversite yapay zekaya abi bir konu vermiş ve makale yazmasını istemiş. Tamam. Yapay zeka da yazmış. Ben okudum. Klasik sınava sokmuş yani. Hayır. Kağıt da vermiş 3 tane. Kompozisyon sınavına mesela sokmuş. Yeni kağıt istemiş mi? Hocam. Yapay zeka yan bilgisayara bakarken yok. Bir CTRL yapmasa CTRL. Hepsini seçiyor ya. Lan ne konu hepsini konu. Kopyalamak istiyor Cem ya. Gülüyor. Şey demiş mi hocam, bütün konulardan sorumluluğumuz demiş mi? Hocam dünya tarihinden sorumluyum. Mesela yapay zekayı 30 sene boyunca geliştirip sonra bir test tabi tutsalar. Sonra yapay zeka hocam istediğim sorudan başlayabilir miyiz dese. Adam ne kadar pişman vardı. Bu 6 sene gerizekalı uğraştık. 30 sene değildir herhalde. Tamam, bir yapay zekayı kodlamak ne kadar acaba? Ne kadar sürüyor? Yıllar. Yok be abi. Hiçbir benim konular. Pazartesi başına salı akşamı gel al yapay zeka. Yapay zekadan yapay zekaya fark var. Onun çünkü da... çok küçük bir şeye yapay zeka denebiliyor. Ama bu senin dediğin şey bayağı pek çok şey yapabilen bir yapay zeka. Komplike. Bu yapay zeka bayağı makale yazmış. Ben okudum. Bayağı tüylerim ürperdi okudum. Ne yazmış? Abi demiş ki merhaba, ben yapay zeka. Benden korkmanızı istemiyorum. Çünkü ben sizi korkutacak herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Dünyayı ele geçirmek gibi planlarım yok. Ama yarın öbür gün canımı sıkarsanız... Oraya getirmiş konuyu hakikaten. Ya bir kere şey dedi mi, dünyayı ele geçirmek evet. diyorsa... Ha bir kere yani... Bu konuyu diyor. Bu konuyu kendisi gündeme getiriyorsa düşünmüş bunu. Aynen öyle. Aklından geçirmiş, sonra diyor korkmayın diyor. Sinsi köpeğe bak. Öyle bir konu yok ortada yani. Dünyayı ele geçir... Dünyayı ele geçirmeyeceğim. Deme yani. Ben bir de şöyle görüyorum olayı. Şimdi mesela dünyada da 7 milyar insan var ya, uzaylılar geliyor bir kişiyi alıyor götürüyor ve o insandan tahlil yapıyorlar ya. Belki böyle tam orospucunun tekini aldı, anladın mı? Böyle serseri bir adam aldı, belki de bir profesörü aldı. Şimdi uzaylı da o adama göre bizi değerlendiriyor ya, ben bu da yapay zekanın piçine denk geldik belki de. Ha, kurulaması evet. Böyle. Bizi evet. Böyle korkutmak ha. İstiyor ufak ufak. Benim tüyüm dikeldi. Tek tüyüm dikeldi. Çok tüyüm yok, hepsinden zerlendi. Tüyüm dikeldi mi? Dikenmek nedir acaba benim? Keşke yapay zeka dünyayı ele geçirseydi, şunu duymayalım. Az evvel ele geçirseydi, keşke ya. Bir de yapay zekada yapay zeka fark var. Mesela bu yeni şey süpürge robotlar çıktı ya, bir yapay zekalı. Aha. Hani evin böyle. Ona da yapay zeka diyorlar işte. O da şimdi nasıl geçirecek bizim dünyayı ele çakarım? Duvara atacağım bir 10 kere böyle geri zekalı. Dünyayı ele geçirecek. Sen daha odayı ele geçiremedin. Tabii Atari oyunlarında vardı böyle, kötü Atari oyunlarında. Oyundan çıkmaya çalışırsın da duvarda böyle kalırsın. Gidemezsin dışarı böyle yani. Ama biz yapay zekadan yıllardır korkuyoruz. Mesela Atari oynarken yan taraf boş ya, insert coin yazıyor. Hı hı. Senin arkadaşın tuşlara basıyordu ya, sen diyorsun oğlum yapma, kızıyor. Hani düşmanın kızdığını ve daha güçlü saldırını sanıyorsun. O korku oralardan geliyor bence. Kızıyor, çok koymuş. Bütün tuşlara basıyormuşsun hep, anlamış. Kendi yeniliyor orada bilgisayara, aynen. Kızıyor diyor. Sen gider miydin Atari salonuna? Ben gittim Atari salonuna tabii ki, ben de denk geldim. Ama böyle çok deli Atari'ci değilim yani. Böyle hani annesinin babasının cebinden para çalıp Atari salonuna giden insanlar tanıyorum. Öyle değildim. Street Fighter? Street Fighter oynadım. Bir tane şey oyunu oynadım ya ben. Sapık oyunu oynamıştım küçükken, biliyor musun? Ha, örümcekli. Ne o? Örümcekli. Soyma oyunu. Ay ben onu bir gördüm. Aa nasıl ilgimi çekti çocukken. Böyle kız var kıyafetli. Onu böyle örümceği yiyorsun. Bir tane canavara değmeden. Yedikçe açılıyor kız. Tabii. Böyle çamaşırlı kalıyor. Aynen. Ne adı? O mesela... Ya sen anlatın, neyden korkuyoruz anlatın. Onu mesela oynarken arkada sigara içerek seni izleyen adam vardı. Ya. Soy bakalım yeğenim şunu falan diye. Aynen, ben de küçük bir onu sormaya çalışan çocuk olarak hiçbir şeyden habersiz. Onunla mesela yanlış bir hamle yaptığın zaman o kadın bir anda canavar oluyordu. Aa evet. En çok oynadığım. Cem ne kadar çok oynamış. Normal hayatta da böyledir bu. Yakınlaştığın bir kızla böyle diyelim işte iş artık sevişmeye gidiyor ve sen timing'de hata yapıyorsan o hemen giyiniyor, her şey en baştan başlıyor. Aslında bir simülasyon gibi yani. Evet, evet. Anladın mı? Çok erken öpüyorsun, çok erken dokunuyorsun ve aman yani aslında aynı şey. Kesinlikle. Yani tayin her şey. Örümcek de soyuyorsun ya onunla. Kızın da üstüne örümcek, adamı soyuyorsun. Allah ben diyor. Bir de normal hayatta bütün tuşlar aynı anda da basamazsın yani, anladın mı? Hadi kız karşı. Zaten bütün tuşlar aynı anda bastığında yeniliyorsun. Hayatta da öyle yani. Kızı nereden yaptığında en baştan, sonra Japonya sineması, Danimarka, yapay zeka. Açıyorsun konuları yani en baştan. Öf ya, canım çok sıkılmış.
Haybe'ye korktuğun ne var? Bugünkü Rabarba Talk'un günün sorusu hanımlar beyler. Hemen şöyle bir sizden gelen cevaplara bakalım. Bak çok güzel konu açılmış. Otobüslü konu. Tam senlik. Otobüse binerken valizimi alan muavin valizi alırken koltuk numaramı soruyor. Tamam mı? Lakin indiğimde bu benim de derde valizimi alıyorum normalde demiş. Lakin'i at. Çocuk öyle yazmış. Orada lakin olmaz. Yol üzerinde başka bir terminalde durduğunda o valizi başkası gözüne kestirir ve hiç benim haberim olmadan benden önce valizimi alır diye çok korkuyorum. Ha, valizinin çalınmasından korkuyor. Bu ihtimal var hakikaten. Uçakta da var abi. Kim bakıyor? Otobüste göre daha güven. En azından muavin soruyor. Bakıyor, kestiriyor seni gözüne. O hareketlerinden anlıyor valiz senin bir de. Uçakta geleni alıp götürüyorsun. En başta durursan hırsızlık çok oluyor uçakta. Değil mi? Geliyorlar. Al götür. Kimse İki tane aldın gittin. Gidebilirsin tabii. Kimse oradaki sormuyor. Oradaki mesela dolandırıcı arkadaşına verdin. Geri geldin iki tane daha aldın. Böyle hepsini aldın. Doğum gömleği. Hırsızlığa bak. Ama orada diğer bekleyen insanlar mesela. Çok iyi analiz etmen gereken bir şey var. O valizin sahibi senden önce orada olmayacak. Sonra der ki valizimi aldın gidiyorsun. Tabii oraya gidiyorsun. Bunları hesaplamazsan sen hemen yakalanırsın. Mesela sen hemen büyük vurgun peşindesin. Hemen oradaki bütün orada gelecek yani bu adamlar. Bir tane küçük valizi alıp ufak ufak yürü işte. Daha ilk işimde İstanbul Dalaman uçağındaki bütün valizleri çalmaya kalkarken yakalandım. Bakalım Haybe'ye korktuğunuz ne var? Şimdi şurada bir de mesela bazen özel yurt dışı dönüşlerinde elinde valizle dönüyorsun ya abi. Bir polis kontrolü olduğunu görüyorsun. Sen de böyle biraz sigarayı falan fazla almışsın veya oradan içki almışsın falan. Orada bir valizle giderken polise dünyanın en iyi insanıymış gibi böyle bir gülüyorsun böyle. Bende de o var ya. Yani böyle bir benim suçlanma ihtimalim varsa çok telaşlı davranarak hemen ortaya çıkartıyorum. Evet. Mesela diyelim burada şu anda seyircilerimizle beraber 6-7 kişiyiz. Tamam mı? Evimizin sahibi, yönetmenimiz Bilal dedi ki abi dedi bir tane büyük altın kayıp. Allah! Tamam. Yeni geldik eve bir tam altın kayıp dedi. Ben yalvarırcasına ben almadım kim aldı herkes söylesin bilmem ne o kadar büyük telaş yapıyorum ki. Yani bana gelmesin istiyorum. Altın yani. Da buradan gözüküyor bir anda. Ben aldım. Burada duruyor altın. Ya lafı var. Altın dişimde. Koymuş buraya tam altını. Tükürüyor böyle anlaşılıyor. Ben de mesela dükkana girdiğimde bazı dükkanlarda böyle çok küçük küçük eşyalar satıldığında ellerimi hep böyle ortada tutuyorum. Evet, değil mi? Ki hani çantama bir şey attım falan sanmasınlar. Sanki böyle öyle bir risk varmış gibi üstünde. Şurada da zaten mesela insanda bir gerginlik oluyor. Diyelim bakkala gittin, bakkal yok. Geliyorum ben diyor. Girmişin içeri. Tam ortada duruyorum ben böyle. Yani geldiğinde aman ha. Tabii abi çok büyür o iş. Nobre çaldı bu. Kasaya uzak duruyorum falan. Tabii. Kasanın orada durmuyorum mesela. Ama bir müşterinin kasaya en yakın olabileceği yegane yer minibüs. Doğru. Bazen, o da yardımcı da oluyorsun. Tabii bazen mesela sen o şoföre ters ama yolculara direkt baktığın bir yer var ya. Oraya seni oturtuyor minibüsçü. Bir süre sonra sen artık para üstleri falan sana geliyor. Şoföre soruyorsun işte cevizli bahane kadar. Bir süre sonra artık öğreniyorsun ya fiyatları. Şoföre de sormadan para alıyorsun falan veriyorsun. Doğru. Böyle. Evet. Hatta böyle şey oluyor bazen flörtün geliyor falan böyle. Para uzatacak almıyorsun falan. Şoför de sana her şey yapıyor. Ya, bu hangi Türk filmi ya? Ne? Ya. Bu hangi Türk filmi? Minibüse flörtü gelmiş. Şey diyorum tamam. Ondan almıyormuş. Allah Allah. Uzatayım mesela bir ceviz var. Hayır buket. Senin paran burada geçmez. Hanımlar beyler, Paribu'nun katkılarıyla Rabarba Talk devam ediyor. Firuze, Paribu nedir? Nedir? Ya, Türkiye'nin en yüksek hacimli kripto para platformudur. Yavrum benim, günlük 30 milyon dolar biliyor musun hacim? Var. Günlük. 30 milyon dolar. Yep. Günlük söylemeye gerek yok da yıllık desen de benim çok para. Toplam ilk kripto para çıktığından bu yana 30 milyon dolar. 30 milyon dolarmış ve 7/24 her daim kripto para alıp satabiliyorsun. Daha güzeli de bir böyle alt limiti çok yok. 10 liraya dahi alabiliyorsun. Aa. Evet. Yani az parayla da yapılabilir bir şeyce. Yani 10 lira alıp paramızın değerlenmesi şans. Ama tabii kafanda da şu olmasın yani. 10 liralık kripto para alırım sabah. 30 milyon dolarım olacak. Çarşamba sabah. Bu ne lan bu kadar sıfır benim hesabımda. 30 milyon dolar olmaz. 20 milyon dolar olur. Ha. Maksimum yani. O da Paribu da olur. Paribu marketinde kullanıcılar Bitcoin dahil tam 22 tane para birimini, kripto para birimini alıp satabiliyorlarmış.
Evet, çünkü artık sadece mesela ben bir Bitcoin'i biliyordum. Geçenlerde bir arkadaşımla konuştum. Çok fazla çeşit para tipi varmış. Çok var, evet. Bazısı da farklı farklı piyasaları var onların. Bazısı yükseliyor, bazısı alçalıyor. Ülkeler gibi işte, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Bir de böyle gelişmemiş ülkeler. Ne deniyor? Üçüncü dünya ülkeler. Onun gibi yani. Bazı paraları da böyle gelişmekteyken yakaladığın zaman onun artışından çok daha fazla kar sağlıyorsun. Hmm. Fayda sağlıyorsun. Borsaya da benziyor zaten biraz. Evet, sistem olarak yani. Evet, değer kazanıyor, değer kaybediyor. Şirkete onu takip yatırım ediyorsun. Yapmak gibi bir şey, para yatırım yapmak. Hı hı. Tüm dünyada kripto para hacmi arkadaşlar 270 milyar dolarmış. Tabii. Abi bize bir de rakamlar veriyorum, canımı sıktığını farkına. Aynen, biz de ülke olarak henüz gerideymişiz yani. Türkiye'de kripto parayla tanışmayan milyonlarca insan var. Mesela ben. Yani benim için 270 milyar dolar dediğinde de kafamda hiçbir şey oluşamıyor. Evet evet, bana çok azmış gibi. Bana böyle 1000-2000 falan dersen daha sağlıklı olur. Tabii. Çünkü 270 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Sonsuza kadar kola içebilirsin. Kaç ülke alırsın? Adalar alırsın kendine. Ada alırsın. Değil mi? Zaten mesela öyle milli planın vereceği parada işte 8 ev alabilirsin, 18 araba, 48 şey falan öyle şeyler var. Ama nereden ev değil mi? Hangi araba? Ha, yani? Bir de hepsi bir arada sanıyorsun. Evet. Okuyunca. Halbuki sadece 8 ev alabiliyorsun falan gibi. Ha. Ben bunu üzülemem yani. Keşke 8 ev alsam. İyi ki çıkmamış diye seviniyordum. İyi ki de 30 milyon dolarımız yok ha. Oh be. Neyse en azından gideyim de 1000 liralık parim olayım. Kripto para alayım. Arada beyler Parimu'nun katkılarıyla Rabarba Talk devam ediyor. Hanımlar beyler sizden gelen cevaplara... Çok güzelmiş ya. Bir şekilde ödemeyi unuttuğum park cezası, fatura, kapatılmamış kartta kalan 3 lira borç yüzünden seneler sonra eve haciz gelir diye çok korkuyorum. Benim babam yıllar, belki 10-15 yıldır elektrik faturası ödenmişlerini hep saklar. Evde böyle böyle dosyalar var. Ben hiç korkmam bundan ya. Neden? Bana ne ya? Çok... Hayatım hukuka karşı bana ne diyeceğim veremeyiz yani. Ödüyorum. 2 lira orada diyelim ki bakiye kalmış. Canımı mı alacaksın? 116 yani? Bin lira olmuş o. 20 sene öncesinin 2 lirası. Tamam. Bir şey ama aynı 2 lira istiyorlar o zamanın parası. Olabiliyor mu böyle bir şey? Var mı bunun örneği? Bilen de yazsın. Ben ama şey bundan niye korkuluyor? Gerçekten birinin başına çok büyük paralar evini elinden almışlar. Zamanın 2 lirası dedin ya. Bak bu tip böyle videolar var şeyde. Bu Ruhi Çenet ve onun benzeri videolarda. Ürkütücü gibi mi? Evet evet, ürkütücü gibi. Mesela diyor ki işte zamanda yolculuk yapmış bir adam belirdi bir gün. Ha evet. Brooklyn'de. Evet, ve cebinde 1700'lü yıllardan kalma bir bozuk para vardı. Ve o bozuk para artık işte hiçbir yerde yok. Evet, dünyada evet. Bir tane kalmış evet. Ama cebinden 3-4 tane çıktı. Çok ürkütücü. Gibi böyle şeyler var. Bunlara tırsıyor musunuz gerçek olma ihtimalle? Ben tırsıyorum. Ha. Hatta Charlie Chaplin'in filmde telefonla konuşuyormuş gibi olan bir kadın falan var böyle. Öyle videolar falan var bir sürü YouTube'da. Nasıl yani? Ya işte Charlie Chaplin filmleri ne zaman yapılıyordu? Siyah beyaz. Tamam. Ha bir telefon vardı. Ha evet biliyorum ben böyle de onu. Telefon kadın... yani telefon bilinmiyor ama kadın böyle yapıyor. Kadın böyle konuşuyor, gülüyor falan böyle falan. Öyle enteresan. Ben inanmayı çok seviyorum böyle şeylere. Ben hiç inanmıyorum İyi böyle şeylere. İyi de orada kadın kendi üretmiş olamaz mı? Bir oyuncunun mesela bir aktı olamaz mı bu yani? Hani böyle telefon yok tamam da. Hani şu ama hareket öyle belki de... Öyle eylem yok abi o zaman işte. İşte belki doğasında geldi kadın hani böyle. Tamam, olabilir mi? İçine yani? Doğdu kadının. Öyle bir şey olmaz ya. Yaprak mı sarıyor? Hayır hayır. Tamam da yani. Alo? Şimdi... Alo? Biriyle konuşmak kulakla olur. Değil mi? Tabii. O, tamam. O... Ağızla da olur. Ağızla olur. Abi, ağız var. Kulak var. Orada yok o insan. Ne olacak? Bir elimi kullanabilirim. Ne yapayım? İkisini birleştireyim. Ama sen bunu biliyorsun. Peki, o kadar sen... hiç bilmiyor. Bak bu kolay bence. Yani bu akıl edilebilir bir şey bu bence. Tamam, yani. Tamam. Ağzım, kulağım, ikisini birleştirdim. Bu. Bunu yani bunu bilene vay anasını filan gelecekten şimdi gelmiş. Şimdi ben sana diyorum ki böyle böyle yapıyorum mesela. Tamam bu. Bu aslında işte karşı tarafa selam yollamakmış mesela. Ben burada böyle yapıyorum. Ya bu bilinmiyor ki böyle bir şey. Hayır. Belki 500 yıl sonra insanlar böyle yapacak. Belki de ilerleyen teknolojide telefonun çekmediği zaman uyduya böyle yapacaksın bu tarafa da. Böyle çekecek. Bir çekiyor mesela böyle yapacak gelecek. Bizim mesela anlatan adam bir şey gösterdi ya. Diyelim çok uzakta bir arabası var. Otomatik kapıyı aşağı kapatacak. Basıyor olmuyor. Sonra beynine evet. Koyuyor oluyor. Neden? Anten görevi görüyor kafamız. Beynimiz anten görevi görüyormuş. Evet. Nasıl abi? Koca beyin göre göre anten. Ha onu diyorum yani. Hani beyin çok komplikeydi %3'ünü kullanıyor. Anten mi oldun lan sen? Kafamızın demek ki bilmediğimiz daha çok özelliği var. Tabii araba açmak. Biri açmak falan değil.
o zaman yani mesela o düşündüğün zaman böyle bir sürü şey yapabilirsin bunu aracı olarak kullanarak yani. Ya sen, ben senin örneğini saçmalığında bir örnek vermek istemiştim. Sen diyorsun ya telefonla kadın böyle yaptı, ben de böyle yaptım yani. Bilemez bunu kimse gelecekte. Şu an var ya. Korkabiliriz yani. Makale yazan yapay zeka var ya. Bu videoyu izleyenler böyle izliyordur. Oğlum ben bunları ele geçiririm lan. Benim yarım saatimi alır ben. Bunları kolay lan. 3 gibi uğraşsam 3.5 gibi dünyayı ele geçiririm ben. Bunu... Çocuk oyuncağı bu diye. Evet, iyi bir imaj yaratmadık yapay zekaya. Bir film vardı. Artificial Intelligence. Evet. Yapay zeka. Şimdi mesela bu yapay zeka ile insanın bir de Her vardı. Her. Yapay zeka ile insanın arasında duygusal bir iletişim de olur. Tamam mı? Hör. Hani ya. İngilizce kullanmıyorum. Hör. Şimdi Hör filmi var ya. Evet. Orada da mesela işte adam iletişim kuruyor. Telefonla konuşuyor ve aşık oluyor. Sonra, aynen, bir cihazla aslında iletişim kuruyor. O firmada onlara işte belli... Cihaza mı aşık oluyor? Onu anlamadım. Yapay zekaya mı aşık? Sese aşık oluyor. Bir yapay zekaya aşık oluyor. Seni görmek istiyorum diyor ama o firmada işte Beylikdüzü eskorttan bir tane kadın gönderiyor. Tamam. Hayır, öyleydi gerçekten. Yani seks işçisi gönderiyor eve yani. Ben oyum diyor, sen o değilsin diyor, sesin o değil diyor, aşık olmuyor falan. Ya bir yapay zekaya aşık olacak evine gelebilir miyiz gerçekten? Bence kesinlikle gelebiliriz. Çünkü insanlar sadece chatleşerek de duygusal ilişkiler yaşayabiliyorlar şu anda bile. Ama gerçek olduğunu bildiğim bir insanla chatleşirsen... Ama o kadar gerçek ki o yapay zeka. Mesela nasıl sana demiş, yazmış ya makaleyi, korkmayın benden falan. O da diyor ki senin en ince noktalarını buluyor mesela. Korkma benden, seni çok seveceğim. Zaten hiç canını, işte hiç seni üzmeyeceğim, hep yanında olacağım. Tamam. Cem her oyunu doldurduğunda solda alt çektiğinde hep seni öveceğim. Bunun için çok sevineceğim falan yazıyor. Tamam, sevineceksin de ben bunu nasıl göreceğim? Söyleyecek sana. Söyleyeceksin. Telefonla söyleyecek. Sen ne zaman kendini kötü hissetsen sana hemen mesaj atacak. Bu güzel ama burada mesela o adamın yaptığı şeyi ben anlamlandıramadım. Kapıya biri gelmiş. O değildi. O değil, bu değil. Fark etmez. Biri gelmiş herhalde içeri işte. Ya tamam. O an ya bak. Bu o değil. Ne olacak, o değil. Abi başka... ödenmiş ya. Saçma sapan. Ben bu filmle oraya takıldım abi. Ya senin bu faturana ekleniyor şuna. Oymuş gibi düşün yani. Yine klas baktım konuya. Oldukça klas baktım. Bir klas adamla birlikte yayın yapmaktan gerçekten... Ya bana bu çok inandırıcı gelmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir ses kaydında bir şeye böyle kalbinin çarpması, körü körüne siz aşık olmak... Siz duygusuzsunuz. Ne şu an bilgisayarı yalamıyoruz diye duygusuz. Hayır, öyle değil. Affedersin, sen, ben şu an seni savunamayacağım. Şu cevabında bu tarafa geçtim bence. Buyurun efendim. Diyorum ki... Duygusal bir bağ kurulabilecek birini yakalamışsın aslında orada. Artık onu yapay bir zeka olmaktan çıkarıyorsun kendi aklında. Ya burada yaşanan ilişki o. Hör'deki de öyle bir şey. O yüzden o gördüğünde aradığı şeyi bulamıyor. Çünkü kafasında bir şey yaratmış. Hör değil. Hör. O filmin adı Hör. O yüzden yani. Ama... Duygusal düşünmeniz lazım. Ama filmde bir yerde ulaşamıyor mesela, tamam mı, o yazılımdaki kadına. Ondan sonra çok telaş yapıyor ulaşamadığı zaman, böyle yollarda sürükleniyor, düşüyor, kalkıyor, inanılmaz bir tedirgin oluyor falan. Evet, kıskançlık krizi gibi bir şey geçiriyor. Eski sevgilisiyle mi, eski karısıyla mı buluşuyorlar ondan sonra? Filmin için anlatıyor. Bir şey olmaz, kadın tekrar dönmek istiyor adama, diyor ki ben yeni birine aşığım. Kadın diyor ki yazılım mı diyor. Evet diyor, eziksin diyor, bitiksin diyor, gidiyor. Evet. Ha, öyle der yani eski karın. Düşün şimdi, ayrılmışsın Serpil'den. Yazılımla başlamışsın. İki sene geçmiş. Yazılım ortada. Serpil seni Joy Metin'i öpüyorum. Serpil gelmiş, dön bana diyor. Sen diyorsun ki yeni aşkım var. Mail at. Ben seni görmek istiyorum. Ben bir yazılarımı yazayım bakayım. Nasıl yazıyorum? Sen önce bana bir CV at bakalım önce. Ama şimdi her ilişkide mesela sürece göre de ilerlersin ya. Mesela uzun bir süre telefonla, yazıyla veya telefonla flört ettiğin bir kadınla bir zaman gelir artık görüntülü konuşmaya başlarsın. Ama görüntülü konuşmaya başladığın anda senin isteklerin hemen değişir ya. Mesela gece ararsın bir de, işte o da yatıyor, sen de yatıyor. Dersin yani artık ki, konuşuyoruz. Hani, ne abi, nasıl yatıyorsun? Kaçta kalkacaksın? Böyle. Nasıl yatıyorsun diyor, sonra hemen yumuşatıyor. Yorganın nasıl, sıcak tutuyor mu yorgan? Böyle konuya girip çok alakası şeylerle yumuşatma var, biliyor musun? İnce mi giydin üstüne, üşüme bak. Sen kaç kat yastık kullanıyorsun? Üst üste mi ikisi? Üç üst üste mi? Çok kalın giymişsin ya bu arada. O çok oluyor ya. Konuyu açıyorsun, karşı taraftan red geldiği zaman sanki açmamışsın gibi. Sağlık, mağlık, sıcak. Yani üstüne ne var derken, üst kat komşu diyorum bizim. Hani oda kombi yakıyorsa evler ısın, sıcak oluyor. Alt tarafta yakıyor mu? Sen bir yazılıma erkek sesine aşık olabilir misin Firuş? Hayır, olamam. Ya hani biz duygusuzluk az önce? Ya biz duygusuzluk az önce. Ben sizin yorumlarınıza dedim duygusuzluk. Olamam gibi geliyor yani. Öyle mi? Canlı görmek isterim. Ama böyle şey, nasıl konuşuyor yani, ses tonu çok güzel,
Sürekli Orhan Veli okuyor sana. Şu anki sevgilin de bulamadığın bütün o kusurlar var ya. Önceden de söylüyorsun. O kusurların hiçbiri yok. Hiçbiri yok yani. Ama yok, yetmez. Neden? Gerçek yan yana olmak isterim. Geliyor makine haline çalıyor seni, yatayım mı yanına diyor. Öyle yapmışlar yapay zekayı, yatıyor. Robot gibi. Gerçek. Robot gibi. Olmaz. Olur. Ama mesela çok acayip şeyler yaptılar. Metalle yatılmaz. Buyurun. Vallahi böyle, metalle uyumaz aga. Böyle, mesela bebek, şişme bebek gibi değil ama robot bebek. Aha. Gerçekten insan gibi yani. Konuşuyor da. Bir de yapay zeka yüklemişler içine. He, biliyorum cümle onu falan ya. Da söylüyor. Onunla hatta normal mesela seks işçisi gibi bir şeyleri de varmış. Evet. Makine ama istemediği de oluyor makinenin. Makine mi istemiyor? Aynen. Çok komikmiş. $1000 vermişim, başım ağrıyor. Ek paket yüklüyorsun onu. Ama çocuk işte şey... gold paketiniz olmadığı için şu an gidiyor diye. Hanımlar beyler, Rabarba Talk devam ediyor. Haybe'ye korktuğunuz ne var? Cem İşçiler ve Firuze Özdemir'leyiz. Duş başlığı, duşta kafama düşecek diye çok korkuyorum. Hiç yaşadınız mı bunu? Ay ben çok yaşıyorum bunu. Nasıl? Hangi yani? Anda oluyor biliyor musun? Duş başlığıyla böyle tazikli su geliyor kafana. Tam böyle çıkacaksın, huzurlu ve mutlusun. Kapatıyorsun. O tazik bitince tak kafana iniyor. Öyle mi ya? Evet. Benimki öyle oluyor. O duş bitti çıkın demek mi yani? Vallahi hiç... Ben şampuan düşüyor mesela duştayken. Ha, düşüyor. O ürkütüyor bir de. O mesela ayağın hemen yanına düşüyor. Evet. O zaman seviniyor. Ayağına gelmemişti. Evet. Şampuanlık da düşebiliyor. İyi yapışma. Mesela uzun bir süre yapışmış ama bir süre sonra röp diye dördün. O ne kadar üzücü ya. Çırılçıplaksın, şey şampuanlık düşmüş. Sabunlar düşmüş, lifler düşmüş. Bir iniyorsun, fayansa değiyorsun. Bir de böyle uyluk tarafın böyle değiyor tam. Hassas ya. Uyluk dediğimiz yani poponun üstü. Evet evet. Bir tur daha yıkanman gerekiyor. Yok şura uyluk, buraya. Yolu açtın ha. Uyluk ben şey yapam, uykuluk gibi geldi. Tek kapılı bir arabada arabanın arka koltuğuna oturmak gibi bir korkum var demiş. Evet. Çıkamazsam diye. Neresine? Çok lüks arabalar oluyor ya. Tek kapılı. Tabii böyle 400 bin 500 bin lira. Öndeki iniyor önce, koltuğu öne getiriyor. Sen böyle seni şey... unutup gidebilirler. Bence bu hissiyat olarak kötü ya. Bu kimin fikriydi bu ya? Bu yani böyle bir araba almam ben. Çünkü arabaya aldığım insana yeterince böyle rahatlık veremem ben. Standart düşük olur. Hayır ama aslında tam bu bir bekar arabası. Çünkü gelmesin. Her yanında biriyle yani bir çift arabası bu. Üçüncü kişiye yer yok hayatımda diyorsun. Evet. Koltuk var ama. Koltuğu da öyle koymuşlar. Ha işte koymayın abi o zaman. Bizi öğretim durumu yaptı. Arkaya da. Tam olarak bu şekilde öğretiyorum şu anda. Tam koyun bir şey. Ben bir kere bir tane öyle arabaya bindim. Arka koltuğa oturduğumuzda hiç yer yoktu. Yani beni böyle yan koydular. Evet. Bir modele. Seni istemiyorlar yani. Ben de zayıf bir insanım. Kesinlikle üçüncü kişiye yer yok hayatımda demek o. O bir bekar hareketi. Çocuğa yer yok diyor mesela evlenirsem de. Ha. Tavır yani o, anlatabiliyor muyum? Mesela evlendiği hanımefendiye mesaj da mı veriyor? Benden her çocuk bekleme. Diyor. Benden baba olmaz mı yani o? Diyor ben serseriyim diyor. Valla. Geceleri içim içim eve dönüyorum diyor. Tam senlik. Vallahi benlik ya. Hoşuma gitti ha şu an. Vay. Belki evlenirim ama çocuk bekleme. Geç bakalım arka koltuğa. Bakalım. Kediyle köpekle canhıraş oynarım ama kuş kafesine elimi sokamıyorum. Korkuyorum demiş kuşlardan. Kuş korkusu nasıl bir korku? Ya bir ısırıyor en fazla muhabbet kuşları. Ha o kadar. Başka ne yapacak? Alıp parmağını ters verecek. Kedi yine edici bir çırp. Onların gagası 2 ton çekiyormuş diye. Öyle bir bilgi var parmağını bende. Parmağını alıyormuş. Nereden olduğunu bilmiyorum. Alıyor mesela kafesin içinden seni yere vuruyor diye. Tabii, biliyorum. Kuşun benim Mike Tyson'ı sakatlamış maçtan önce. Yerden yere vurmuş. O da onun kulağını silmiş. Mesela hayvanları... Çok sık eleştirdik Rabarba Top'ta. Kuşlarla devam etmek istiyorum. Kuşlar mesela her şeyi gagalarıyla yapıyorlar ya. Elleri yok. Ayakları ya, ayakları var yok. Ulan sen bu gagana azıcık geliştirsene yani. Abi bir şey sorabilir miyim? Gagana azıcık bir güç, kuvvet, bir şey. Tamam da yani şu anda uçabilen bir hayvanın yani bizim hiçbirimiz yapamaz bir hayvanın sen bu gagana dikkat al. Kanata çok takıldım bu kanata ya. Abi tabii uçabiliyorum diye hiç öbür taraflarını geliştirmemiş, anladın mı? Hep güçlü tarafı, hep kanatmış yıllar. Aynen öyle o yapmış gerçekten. Değil mi? Yani gagasıyla böyle şey, böyle yemeği alıyor da gagasından mesela şey yiyor, çocuğu yiyor. Bir kere sağlıksız korona var. Kesin ağzından çıkanı başkasına vermemeli. İnsan da yavrusunu öyle beslese. Mesela senin çocuk şimdi 2 yaşında mı? Yani çok iyi. Sen alsan döneri böyle. Yani aldın sen, güzel bir yemek aldın, antrikot. Açtın ağzını, girdi toprak, oradan yiyor. Nasıl bir hissiyat bu?
Çocuk kendini çocuk esirgeme kurumuna kendi gider. Böyle yürüyerek. Ayaklanıyor. Bu nasıl baba ya? İnsana dair değil. Gagaların yapması gereken bir şey olarak kalmalı. Bence, ama çok kötü bir resim oluştu. Bence fena hareket değil ya. Benim çok hoşuma gitti. Annenden çekinir misin yemeğe şu an? Kaç yaşında kadınsın mesela? 33 yaşındasın. Annen pilav almış. Pilav üstü döner. Açmış ağzını. Gel kızım beraber yiyelim diye. Hemen ararım. 112 annem iyi değildir. Öyle olsa var ya mesela biz o şekilde evrimleşmiş olsak dudaklarımız da öne doğru azıcık uzar ve sertleşirdi. Anladın mı yani? Ağzın içine girmeye çalışırken böyle duvar gibi olur burası. Kollarımız da yavaş yavaş kullanmaya arkaya sonra kanat uçarsın. Ulan yemin ediyorum ağızdan ağza beslensek uçacaktık ha. Vallahi bak hatayı orada yaptık. Gerçekten ya. Bir yanlıştan dönelim. Gerçekten dönelim. Ben uçmak istiyorum yani. Gerekirse babamın ağzından pilav yerim. Beni uçurun ya. Hep şey de güzel olur mesela. Normalde yolda sağda solda öpüşemiyorsun ya rahat rahat. Biraz ne yapıyorsun kardeş? Yemek yiyor. Tabii. Ama gagam alınca da hiç öpüşmek keyifli olmaz. Evet sert sert. Tak tuk. Sert. Hiç çarpıyormuş. bir şey çarpar gibi olur değil mi yani? Olmaz. Bence öpüşmenin adına uçmaktan vazgeçelim. Ben geçemem ya. Ben bunu başlatacağım. Süre olarak başlatacağım. Bir de çocuk yapacağım. Yavrum ağzından besleyeceğim. Bakalım kaç nesil sonra benim torunumun uçacak. Ben bunu denemek istiyorum. Ama çocuk hakikaten o kadar enteresan bir şey ki mesela. Çocuğu doğduğundan beri hep nasıl görürse öyle yapıyor ya. Aha. Mesela siz o çocuğun doğduysanız sen sürekli uçmaya çalışan birisin. Evde öyle bir baba görüyor. Anne evet. De öyle. O da dener. Aslında dener ha. Ay dener. Değil mi? Dener valla. Buradan da Doktut filmini şey yapabiliriz. Orada sen seversin onun örneğini vermeyi. Böyle evet. Olmayacak şeyleri böyle ruh hastası bir film bayağı. Yani bilmiyor çocuklar hiç. Dış dünyayla iletişim kurmamışlar. Bir şeyler onlara öğretilmiş. Öyle biliyorlar. Mesela iki tane kız kardeş eter kokluyorlar. Tamam mı? Ve hangimiz önce uyanacak diye yarışıyorlar. Eter kokluktan sonra. Evet. Ya. Nasıl? İster misin böyle bir şey? Ağızdan mı beslenmek istersin çocuklar? İş yapacakları aktivite olmadı işin herhalde değil mi? Öyle zaman evet. Mı geçiyor? Evet zaman hani hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmiyorlar böyle. Çevresel koşulu yok, dışarıdan bir uyarıcı yok, bir şey yok. Ondan sonra ne yapalım vakit geçmiyor, eter kokuyorum diyorlar. Hangimiz önce iddiaya giriyor. Babalar herhalde nabur falan galiba. Evde yapacak onlarla giriyor. Yatın her yere yeter kokuyor. Baba zaten kötü karakter. Baba hiç evden çıkartmıyor yani. İzlemedim ben filmi. Kediler canavardır, dünyanın en kötü varlıkları falan diyor. Hep öyle öğretiyor. Hep öyle öğretiyor. Ama güzel bir filmmiş. Çok acayip. Çok, çok sert film ama. Çok güzel bir filmdir. Ama herkesi tavsiye etmiyoruz. Yani mideniz kaldırsız değil. Rahatsızlık verecek filmlerden. Bu kadar bilelim yeter. Aynen. Yeter ya. Vallahi izlemeyin. Bunu izlemeyin. Bununla ilgi çekici anlarından bahsedin. Çok güzel konu ha. Haybe'ye korktuğun ne var? İki yakın arkadaşımı tanıştırmaktan korkuyorum. İkisi beni dışlayacak gibi mi geliyordu? Aa o da bir abartı olmuş. Ne ara hemen tanışıp dışlasınlar ya. Sana haber vermeden buluşmaları rahatsız eder mi? Yani onlar adına sevinirim. Ve story atıyorlar. Onlar adına üzülürüm. Evet yani sana haber vermeden ben de üzülürüm herhalde. Ama bu bir korkum değil yani. Beni tanıştırdın, haberin yok. Buluştum. Sağda solda sürtüyorum. Yok ya benim böyle bir korkum. İstediğinizi yapabilirsiniz. Öyle mi bakıyorsun? Yani çünkü benim onunla ilişkim başka, onunla ilişkim başka. İkisi arkadaş olursa ne mutlu olurum. Ben mutlu oluyorum. Ya bir kere bir proje için biz bir ekip kurmuştuk. Beraber çalıştık. Sonra o proje olmadı. Sonra ekibin geri kalan kısmı başka proje yaptılar. Vallahi hepsini ben tanıştırmıştım. Değil mi? Ben yokum projede. Ben bir like atıyorum. Ay! Ekip gibi. Aa çok güzel. Cem hariç kalan tüm kadro yeni bir işe başladı. Aynen. İşte yürüdü gidiyor. Ben Recep'im, harika ol. Sizin adınıza çok seviniyorum. Ben yorum atıyorum, benim yorumumu bile beğenmiyor pezevekler. Anlaştık artık. Sakin ol, ne oldu, belli oldu. Şaka yapıyorum abi. Survivor'dan bahsediyorum. Acun o projeyi vermiş zaman. Herkes o tanıştırmış. Acun'la bütün yarışmacıları, ilk yarışmacıları. Bakalım hanımlar beyler, sizden gelen cevaplara. Omlet yaparken kırdığım yumurtadan civciv çıkacak diye çok korkuyorum. Aa, korkuya bak. O ama yani onu da anlar aslında. Ama işte anlayamam diye. Şu an diye. Bambaşka bir dilde konuştum az önce. Allah. Böyle ilkelleşti böyle. Hoba huba. Haba huba. Haba huba. Ve aşağı yukarı şimdiye kadar da böyle diyeyim. Az önce uçuyorduk az evvel. Ağzımızdan besleniyorduk. Ya şu çok da bir fark yok. Oradan alt yazı koyarsın. Böyle bir komik video var. Komik video dediğim tatlı video var işte. Adam böyle yumurtayı kırıyor hop civciv çıkıyor. Bence bu o videoyu görmüş oradan korkmuş. Ha, böyle bir şey olamaz. Olabilir. Olamaz evet dediğin gibi böyle bir şey olamaz. Olsa zaten
yumurtadan civciv kendi kırar. Civciv içinde bekliyor. İnşallah biri kırar. Çünkü da... neden gagası var? Ya hadi buyur. Gagamız olsaydı bizde. Sen civciv şey diyor. Ya tavukların ne kadar kötü ya. Hakikaten kanatları var uçamıyorlar. Evet. Çok üzücü ya. Korkunca uçuyorlar biliyor musunuz? Geçen gün bir tane tavuk köpek kovalıyordu. Baya böyle bir ağacın en tepesine uçtu. Ha. Her şey korkuyla abi. Yemin ediyorum arkadan beni bir kovalasa uçabilirim gün böyle. Demek ki tavuklar fazla rahat. Yani böyle ya gerçekten korktuğum biri kovalasa haciz memur mesela. Yok para dedim inanmadım. Koşturmaya başladım. Arkadan geliyor böyle hızlı hızlı adımlarla bir anda yükselirim gibime geliyor. Yani. Gibi geliyor. Yani arkadan da sağlam bir rüzgarla yüce Rabbim de yardım ederse bir böyle acık uçarım gibi geliyor. Ben şemsiyeyle uçtum çocukken. Nasıl uçtun? Böyle çok yağmur vardı, rüzgarlı bir fırtınalı gün. İlla şemsiye alacağım diye tutturdum. Annem alma kızım uçarsın dedi. Çıktım bizim evin önünde şemsiyeyi açtım. Rüzgar bir geldi fış diye bırakmadım şemsiyeyi. Böyle yükseldim sokağın diğer ucuna da bıraktım düştüm. Şemsiye bırakmasan ne olacaktı devam acaba? Bırakırdım yani o kadar gücüm yoktu küçücük çocuk. Ama uçsam acaba? Yani ben bir tane adam vardı ya böyle şeydi bir dondurma firmasının. Şeyi var. Şemsiyesi. Onunla uçuyor. Onunla beraber kameradan çıktı ya. Gördünüz mü? Evet evet. Kadrajdan çıktı. Herkes bu adama ne oldu diye merak etti. Sonra görüntülü video çekmiş. İyiyim diye. Ulan niye bırakmıyor ya? Sen niye uçuyorsun? O mermeri ya? Falan da tutuyor. Tabii. O tutacağını sandı zaten. Hani koca mermeri kendi ağırlığı da yerde evet. Tutacağını sandı ama uçtu. Hanımlar beyler, Rabarba Talk haybeye korktuğun ne var sorusuyla devam ediyor. Yalnızca adımın yazılı olduğu mesaj geldiğinde çok korkuyorum. Yediğim bir halt çıktı herhalde diye. Ne diyeceğimi bilemiyorum demiş Halil. Nereden Halil geliyor? Eşinden herhalde. He. Halil yapmış sadece. Sonrasında seni çok seviyorum demiş ama o Halil orada kantar içinde. Sadece isim geldi mi tırsarsın ama. Tırsarsın yani çünkü bence sadece ismi insan böyle bir... Dikkat çekmek için kullanıyor. Bu aslında var ya. Üzücü bir şey. Evliliğin aşkın bir mertebesi. Herkes birbirine işte atıyorum. Murat var kocası. Murat'ım diyor ona. Diyelim tamam mı? Ama mesela sinirlendiğinde, kavga ettiğinde tekrar Murat diyor. Evet. İsim aslında bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Evet ama bazen çok tatlı kadın var. Mesela kavga ederken Murat'ım Murat'ım demeye devam ediyor. Ben o kadını da değil mi ya? Hiç sertleşemiyor tamam. Çok kızıyor ama böyle Murat'ım diyor. Ben de WhatsApp'ta şeyi çok kızıyorum. Kendim de yapıyorum bazen kendime de kızıyorum. Mesela ben dün sana demişim yarın kaçta buluşacağız abi demişim. Sen cevap vermemişsin. Sonra onu alıntılayarak soru işaretliye gönderiyorum. Ha, o bu şey, da çok şey. Ters. Haklıyken haksız gibi olmak. Böyle bir... köpek gibi yani. Evet. Bir şey bu. Gelme o zaman yani. Rabarba Tolka gelme madem. Benden bir mesaj alamadın diye böyle olacaksak gelme abi. Adam bize dedi ki ulan çok ayıp ediyorum diye daha büyük ayıp geldi şu an. Hay Allah. Haklıyken haksız duruma düştük. Rakçılar gibi nasıl şaka? Güzel şaka. Orijinal. Burada olmayan bir dostumuzun şakası. Artık benim. Metal grupları çok bağırıyor. Haklıyken haksız duruma düştük. İşte mizah. İşte Mesut Ayça. Mizah be. Bu Rabarba Talk'un müdavimlerinden Kemal Ayça'nın 100 bin fav almış bir tweetidir. Onu sonra da söyleyeyim. Sonra silindi o tweet ya. Öyle bir şey oldu. Evet silindi. Sonra tekrar yazdı. Aynı etki almadı. Sonra bir tane onu taklit eden çok iyi etki aldı. Evet öyle şeyler oldu. Evet, o evet. Şey çok kötü oluyor. Benim de bir tane gösterimde 10 yıldır anlatılan bir hikaye var. Muhtemelen oyunuma gelmiş çocuk. Orada tweet atmış. Hayvan gibi fav almış. Şimdi ben anlatıyorum bana şey diyorlar. Tweet çalmış. Çalmadım. O benden çalmış ama anlatamıyor. Ya abi evet orası Twitter. Evet. Yani sahnede istediğin kadar insan biriktir. Twitter'daki nüfusa ulaşamazsın yani. Tabii canım. O yüzden sahneyi bırak Twitter'dan devam. Gerçek akıllı bir fenomen stand-up gezer. Anladın mı? Oradan onu. 30 bin fav, 40 bin fav. Aynen yolunu yapar. Ekmeğini kazanır. Ama 10 saniyede binlerce şey anlatabileceğim bir şey için daha Ankara'ya git, Erzurum'a git. Arkadaşlar böyle şakam var diye. Twitter'a anlatan daha güzel tabii. Ailemden gizli bir yerlere kaçtığımda başıma bir kaza bela gelip ortaya çıkmasından çok korkuyorum demiş bir hanımefendi. Ortada o problemi diye de eklemiş. Evet yalan söylediğin zaman seni böyle karakoldan hastane almaya geldiklerinde bir double mahcubiyet oluyor. Tabii şey bir de yani yalan söyleyen insanın her zaman yalanının ortaya çıkma korkusuyla birleşen bir şey bu. Bir de felaket oluyor üstüne. Ama o zaman mesela başına kötü bir şey geldiğinde ona kızamazlar ki ya. Kızmıyorlar. Ama asıl yalanın ortaya çıkacaksa başına bir felaket gelsin. Ben öyle isterim.
yerden. Ya beni bir kaçırın ya. Ben annem babama yalan söyledim. Beni bir dağa kaçırın. Yani benim foyamı ortaya çıkacaksa başıma vermez bir şey olmaz. Anne ve babanın o bir cümlesi var seni rahatlatan. Onu sonra konuşacağız diyor. Ha, tamam evet. Hani. Şimdi sırası değil. Ve konuşmaya da biliyor. Evet. Durumun şeyine göre. Onu sonra konuşacağız. Sen böyle açıklama yapmaya çalışıyorsun. Özür dilemeye çalışıyorsun. Onu sonra konuşacağız diyor mesela. Ben bu andan arabayı kaçırmıştım. 17 yaşındayım o zaman. Ehliyetim de yok. Sonra karakoldan aramıştım babamı. Öyle aynı, mi? Aynı durum olmuştu yani. Ve babam kızmamıştı beni o halde görünce. Ne, orada ne? Sen cezanı çekiyorsun bir bakıma. Tabii. Yani babanın yapacağı şeye kalmamış. Aynen. Orada mesela baban polislerin yanında sana bir tane görse. Hakkı. Tamam Josie Kentman tokadı olur. Hakkı da çok ağır gelir değil mi o? Babadan tokat yemek, polisin yanında yemek. Bir de benim orada polise sığınmam. Abi beni bırakmayın, bu adam beni dövüyor. Yani benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bir yarın bir gün bir çocuğum olursa, bir yalanla yakalarsam, karakoldan alırsam onu orada eşek suyuna gelince kadar dövmek istiyorum. Bir de ama filmlerde... Bunu çünkü çocuk... Ya bu işte filmlerde oldu. Hulusi Kentman 3 oğlu vardır ya. Bir tanesi kumarbaz, bir tanesi siyasete bulaşmış, bir tanesi de çapkın oğullarını tek tek döver ya. O filmle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Siz nasıl bir karı kocasınız, nasıl çocuk yetiştirdiniz de üçü de ayrı ayrı bu kadar ilk kopuk oldu. Ya bir tane mi yok normali bunların yani? Yok, üçü de güzel güzel pisliğe bulaşmış. Ama işte o Hulusi Kentman faktörü diye bir şey var. Mesela Hulusi Kentman çocuklarına karakola gidip ben onların cezasını kendim vereceğim deyip çocuğunu alabiliyordu. Şimdi evet. Kanunda öyle bir şey yok. Mesela benim çocuğum 20 kişiyi kesmiş. Babası diyor ki onun cezasını ben evde. Hakime bunu söyleyemez mi lan? Evet. Hakim Bey lütfen o benim çocuğum. En büyük cezayı benden duyar o. Rahat olun. Bir ben ona, baba olarak ona bir ters ters bakayım. Ben ona bir ağır konuşurum şimdi. Gerek anası gerek ben. Biz onu dilimizle döveriz. Dille dövmek. Ne güzel olur değil mi? Anne babanın dille dövse. Her şusu işlesen. Girdin markete soydun. Baba bakıyor ters. Mükemmel olurdu ya. Ya bir de mesela kanunda şöyle bir madde eklemişler. Bir avukat arkadaş söylemişti. Bir suç işlediğinde o suçun cezası olduğunu bilmemek seni ondan muaf kılmıyor diye bir anayasa madde eklemişler. Ha, evet. Ceza ha, ben olduğunu... bilmiyordum. Bence demek zaten ya. Bu yoktur ama ya. Ceza yok. Olduğunu... Demek ki yani birisi... Aksi iddia edilmiş demek ki. Aa, bu ya bu kardeşimiz bunun suç olduğunu bilmiyormuş hakim bey. Evet, affedelim evet. Demiş evet. Biri. Bunun karşılığında bu yapılmış. Evet demek ki biri demiş ki ben pompalı tüfekle adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Bizim özür. Orada normal gibiydi. Uçağı kaçıracağım diye her seferinde tribe giriyorum. O kadar ki bir seferinde dalgınlıktan havalimanına bir gün önceden bile gitmiştim. Artık yani. Salıdan gitmiş. Uçak gider gider. Senin o uçağın bambaşka bir yerde şu anda. Dünyanın en böyle iyi hissettiren anı diyelim 4'te uçağım var. Böyle telaş yapmışım mal gibi 12.30'da gitmişim tamam mı? Gidiyorsun soruyorsun bir önce bir uçak var mı? Aynı aa yere. Evet. Seni böyle ikiye alıyorlar. Aa öyle bir şey var. Tabii öyle bir şey var. Çok güzel demiş. Buyurun böyle uçun diyorlar. Ücretsiz yani aktarma. Yok onun da biletini satıyor. Tabii ki abi sana bir şey yapıyorlar. O biletini buna bin diyorlar. Bir boş yeriniz var buyurun diyorlar. 16F'ye binin diyorlar. Hiç ben böyle bir şey duymadım. Bana denk geldi. Burada bilmiyor bir durum var çünkü havayolu şirketi de senin kullanmadığın 16 uçağındaki bileti tekrar satıyor. Evet. Anladın evet. mı? Peki satamazsa sana geri dönüp ya hocam böyle. Sen gittin ama. Ya sen 1000 liralık uçakla gittin biz senin 400 lira para almışız. Biz onu satamadık ya. Şunu kabul eder misiniz? 4 uçağında business'ınız, 2 uçağında ekonomi. He. Ben gideyim isterim ya. Zaman mı önemli, refah mı? Ben o 2 uçağındaki business'ı 4'teki ekonomiye ikna etmeye çalışırım. Derim abi ben senin business'a bileyim sen benim. Hayır onu demiyorum ya. Sen business almışsın 4'te uçağın. 2'de gelin ekonomiye binin diyorlar. Aynen. Ne yaparsın? Tam business mı? Alabileceğine dair bir soruya alışıklığı yok. Hala diyor ki ikna etmeye çalışırım. Business'ın. Benim ama yıllardır hep hayalimdi mesela. Diyelim business boş. Ekonomiden diyorlar ki arkadaşlar 6 yolcu geçsin. Niye öyle? Kura çekiyoruz. Herkes elindeki numaralara baksın. 38. Evet abi uçakta da yapacak bir şey yok. Çok zevkli olmaz. Bir biziniz boş. Kim ister işte 10 kişi kaldırır. Yarışmaya bilgi yarışması. Moderatörü var. Yine Cem'le ben sunuyoruz. Ama kazanırken de iniş pozisyonunuz yani. İndiğin zaman. 5 dakika kontrol orada. Hangisi Doğu Anadolu'nun dağlarından değildir? Saçma salak. Soroslar mı? Hayır. Kaybettik ama siktir içinde ekonomiye. Daha da arkaya yiyorum. Hadi. 38 ve koş. Aynı sayı aynı şeyi verdik. Biz ikimiz aynı olmuşuz. Sen ben olmuşum ben sen olmuşum. 4'te business'ın var. 2'de ekonomi uçuracaklar. Biner misin ki uçağa? İşim, oradaki işim acilse de mi? Değil. Değilse... Zamanı... İki business'ı da acilse. Senin zamanın kıymetli mi onu soruyorum. Uçak, 2 saat bekler. Yol kaç saat? Mesela uzun mu uçuş mu? 1,5 saat. Ha. Normal. İzmir uçağı. İkideki ekonomi binerim. Ha binersin. Business'ı beklemezsin.
hızlı bir şekilde dönüp tekrar çok komik. Alo, kalktı mı ya? Ya ben pişman oldum çıkınca. İndim, hemen buldum yine bir tane ucuza. 4'e 10 kala oradayım ya. 10 kala ne olur bak, ne olur. Hiçbir şey sana bilmedim ben. Ne olur. Ben bir bok yedim diye araya başladım. Benimkini başkasına vermeyin diyor. 4'e 10 kala gitsen ne komik olur. Tekrar gelsin. Benim şöyle bir uçak kaçırmışlığım var ya. Uçağımız 2'de, tamam mı? Böyle bir kahve içtiğim açık alanlar olur ya havaalanlarında. 2'ye 4 kala birlikte gittiğim arkadaşım 3 tane kahve getiriyordu orada. Biz tam 2'de kapıya gittik. Uçak 2'de ya. Tam 2'de kapıya gittik. Ve bizim uçağa binmek istememizi anlayamadılar. Yani bu saatte gelip hala binmek istiyor olmamızı anlam veremediler. Anladın mı? Bir tane daha yolcu gelmiş aktarmalı. O geç kalmış. Adam haklı. Böyle kendini savunmaya çalışıyor. Biz de böyle sen onu alırlarsa bizi de alırlar diye müthiş karaktersiz böyle yanında duruyoruz. Adam şey dedi bana, ona çok güldüm. Sizlik bir şey yok. Yani beyefendinin beyefendi durumunu halledebilir miyiz? Ona bir bakıyoruz dediler. Yani bize şey yapmadılar, kale almadılar. Ama almamalarını ben anlamıyorum. Abi, uçak orada, kapı açık. Ben de buradayım. Koridor bir dakika. Güvenlik kontrolleri yapılmış oluyor. Evet, evet. Tamam, güvenlik, İkideki uçağa ikide gidilmez. Otobüs mü lan bu? Ya ben hep kendine söylüyor bunu Mesut burada. Evet evet. Ben şimdi o ikideki şerefsiz. Kendime diyorum şu an. İkideki uçağa ikide gittim ve beni bir kere aldılar diye ben de sabah akşam uçağa aynı saatte gidecek halim yok. Yapsan ya bir kere daha gidelim. Bu sefer deniyorsun 5 gece sosyal deney gibi. 2'yi 5 geçmiş hocam. Beni hatırlamıyor musun? Kurallar böyle böyle gevşetilmeye çalışılıyor. Sizin gibiler yüzünden beyefendi. Abi uçağa çok erken gidiyorsun be abi. 2 saat önceden git bilmem ne valizi ver dön. Otobüsten uzun sürüyor bazı. Otobüse bin canım. Ankara'dan. Bir aslanım otobüse. Otobüse bin. Niye ben trenle gidiyorum? Bizim peşinde koşma. Abi trenle gidiyorum. O yol yorgunluğu hikayesi uçakta yok. Ankara'nın treni oranında business. Ya evet ama başka lira. Nereye gideceğim? Eskişehir, Ankara. Hiç ama business değil Van. Ankara'nın business 90, ekonomisi 70. Arada bir tane böyle yemek farkı var. O kadar. Kahvaltısı çok güzel ama biz Ankara'ya gittiğimizde business'ın kahvaltısı çok güzel. Kim veriyor kahvaltı? Fazla hep benim böreklerimi yemeye çalışıyor. Bizimize bindiğin zaman bedava. Gelmedi bana, ben bindim. Vallahi gelmedi. Kahvaltı saat. Alo. Hızlı tren mi? Ben 2 ay önce Cemişçi'de şey ha diyor böyle. Ha diyor böyle. Ha abi ha. Kahvaltıya mı kahvaltı? sana vermemişler. Bizimize hep verilir. Senin hakkını başkası yedi demek ki. 8.5 treniydi ya. Sen bir ara tuvalete gittiğinde ya da bir yerde olduğunda dağıtılmışlar bitmiş. Uyudum. Ha, tamam bak uyumuş adamı kalk peynir var denir mi? Bıraksınlar oraya, masa vardı. Tüh ya, vallahi üzüldüm. Söylemen lazımdı muhtemelen, değil mi? Onlar da herhalde uyuyana bırakmıyoruz diyorlar. Bence bırakmaları kafamda lazım. Kafamda yumurtayı kırsa razıydım ben uyurken ya. Cem Bey, bakın kafanızda yumurta. Tava koymuş böyle pssss diye ses geliyor sana uyurken. Ay düşsene, trende böyle menemen yapıyorlar, ne güzel of, olur ya. Of çok güzel kokar, ama herkes kokar. Evet. Üstümüz de kokar. İndiğinde menemen kokarsın tabii. Biraz kokarsın. İniyorsun oyuna menemen kokulu böyle gidiyorsun, hoş geldiniz. Ben trenle yerim, ben sahneye çıkıyorum sanki, nasıl bir şey. Durağı ayarlamış. Ben öyle hayal ettim. Oyun garda. Yüksek bir yere çıktığımda atlar mıyım diye korkuyorum. Ben korkuyorum. Ciddi misin? Bir dürtülüyorum sanki. İnsana bir geliyor değil mi yani? Ya ne olur acaba? Uçarım gibi geliyor yani. Evet. Uçarım. Yani ben korsan yayın mı yapıyorum orada? Solda. Story atıyorum değil mi? Sıven çekiyor musun? Ya bu bizim de bir haberimiz olsaydı yani. Mesut Boşkan'ın hep göbekli çıkartattım. O yüzden oradan alamıyoruz. Can yayın açtım diye. Yok mu abi? Sende var mı? Tabii biz geçen macera parkına gittik Fazlı'yla. Orada böyle işte zipline denilen şeyler var. Hani tango ve keşte hapishaneden kaçıyorlardı ya. Onun kayarak gidiyorsun. Güvenlisi de. Oo. Bir kere o tango, ben zipline'i kullandım. O tango ve keşin yaptığı büyük saçmalıkmış yani. Ben yıllardır ne yapılabilir bir şey sanıyordum. Koşuyor, atlıyor, elektrik direğini tutuyor. Aha. Ağzında kemeri var. Sonra kemeri atıyor böyle kaçıyor. Ya mümkün değil. Ama çok güçlü kolları var. Ya. Konuş! Güçlü kolları var. Olsun bak, beni her yerimden bağlayayım. İki tane çelik halatla demire bağlayayım. Adam beni yarım saatte inemedim oradan. Bana diyor ki Cem Bey diyor, buradan düşmeniz. Yani çalışsanız düşemezsiniz diyor. Uğraşsan düşemezsin. Kaymıyor diyor. Mu ki o ipte o şey? Nasıl inemez? Deliği tutuyor böyle. Böyle eğim var. Fışş diye kayıyor. Hayır, kaymayı demiyor. Düşemezsiniz diyor. Ha. Kaymış. Kaydı en sonunda. Ama seni o kadar bağlamışlar, ondan düşemiyorsun. Sen tango ve keşle beni karıştırdın şu anda. Evet. Düşmekten kastı başıma bir şey gelir. Ha, ondan korkuyor. Ben yapamaz tango ve keş onu dedi sandım. Onu da dedi. Onu kabul etmiyorum. O dedi, onu dedi. Konuş diyor, onu dedi. Ben de onu dedi. Dedi.
Bu arada abi sen rahat ol, ben Fazlı Polat'tan alışığım bu durumda. O da dinlemiyor, Firuze Polat da dinlemiyor, Firuze Polat. Tam böyle keşteki yağın mı? Mümkün değil mi? Şimdi abi filmlerde şimdi tabii ki mesela Bruce Willis'in de Zor Ölüm'ün en sonunkinde arabayla, bak şey yapıyordu, helikopteri indirmesi lazım. Arabaya hız veriyor, hız veriyor, hız veriyor. Tümsekte arabadan atlıyor, tümsekte atladığı araba uçup helikopteri vuruyor mesela. Sonra Bruce Willis filmde diyor ki, John McClane kameraya dönüp, biraz abarttık galiba diyor. Evet. Hani o kadar... Ama o Tom Cruise'de aynı şey değil. Sen niye bu kadar Tom Cruise savunuyorsun ya? Sen hangisini seviyorsun bunlardan? Sen bana söyle. Ben ikisini de çok seviyorum. Tango'ya mı yakınsın, Keş'e mi yakınsın? Bir şey var burada yani. Yok yok, hiç. Cem'e yakınım ben. Bir de Keş'in de o Tango'nun kardeşiyle evde güya işte masaj yaparken işte ah biraz daha aşağı, biraz işte Tango onun cinsel bir şey yaptıklarını sansın diye öyle geliyor sahne. Evet. Ya, Amerikan şakaları bunlar. Küçükken çok etkilenirdik onlardan. Evet. Büyüyünce çok saçma geliyor. Tabii şey diyorsun yani, bunu ahlaksız, şeref yok. Bunlar nasıl arkadaşlar? Zaten... Kardeşi kardeşi, piç. Biz çoğu filmi hepsini sonradan izledik YouTube'da. Valla ben öyle izliyordum yani. Ayıp be! Tango da yakışıklı şey. Sana kız mı yok? Tango değil, Keş. O zamanlar bir de bütün herkesi aynı dinden zannediyorsun. Müslümanlık elden gidiyor diye ben böyle 6 yaşında dertlerim var Tango ve Keş'le. Ayıp artık! Ama biz o filmlerin çoğunu sonradan hep gördük. TRT'de hep kesiliyordu ya oraları. Ben evet. Sevişme sahnesini yıllar sonra öğrendik. Ben bilmiyorum o sahneyi. Ben hep ekrandan izledim çünkü. İşte demek o yüzden yok. Alayım lan CD'sini Tango ve Keş'in. Bulabilir miyiz bir yerde acaba? Abi Tango ve Keş var mı sende ya? Yazıcı oldu gitmiş. CD bakıyor 2020'de. Sansürsüz abi de. Ve şey CD'cilere gittiğinde böyle yeni bir film çıkmışsa CD'ye çok böyle sinema kültürü olan insanlardan değilse bir film çıkmış ondan böyle 100 tane getiriyordu ya. Kaydırıyor kaydırıyor. Hep aynı film böyle kaydırıyor. Evet. Çok satacak umuduyla ondan yapmış. Az çeşit koyuyor, çok şey koyuyor. Evet. Çok alakasız bir film veriyorsan mesela. Al abi iyi vakit geçirsin diyorsan. Hiç senin tarzın olmayan bir film. Ama bazı Van böyle o CD'cilerden çok iyi adrese teslim film tavsiyesi olurdu. Evet. Mesela bak şunları kesin izle, bunu sevdin mi falan derdik. Çok iyi tavsiyelerle mutlu ederdi o, seni. Evet o şey aslında yani böyle hani işini iyi yapan, oradaki insanlarla da iletişim kurmuş evet. CD'ci. Evet neyse konusunu minik... övmeyelim. Hem de ucuz. Yani pardon efendim. Normalden de ucuz. Ama zaten korsan serisi kalmadı ki. Orijinalini alsak kaç para? 2 liraya 4 liraya film izliyorduk abi. Allah'tan razı olsun ya hepsinden. 90'lı yıllarda onlar olmasa hangi filmi izleyecektik? Mesela kadar EA Sports'un sahibi FIFA 2021'i alırken yakalansa ya korsanla. Ben hep korsan oynuyordum. Elimde değil diyor. Harika bir cevap daha gelmiş. Firuze sana soracağım bunu. Dışarıda hatta ikimiz için de söyleyeceğim. Dışarıda romantik bir şey hissetmediğim arkadaşımlayken çiçekçi gül satan biri gelince çok korkuyorum. Alır da bir anda arkadaşlığımızı başka boyuta taşımaya kalkar, konuyu açar diye çok korkuyorum. O böyle dengede tutmaya çalıştığın ilişkiyi şey yapabilir yani. Evet değil mi? Mesela gelebilir. Normal arkadaşın. Hiçbir şey denmemiş, konulmuş ama çok da iyi vakit geçiriyorsun. Bir anda böyle iki tarafta yalnız gülücü geliyor. Evet. Eğer karşı tarafında niyeti olayı böyle güle güle çekmekse onu kullanabilir. Şey tat kaçar. Orada gülü reddetmek mi lazım? Ben hiç sevmem o bir falan diyeceğim. Ama. Genelde onu kız diyor hemen. Hemen erkeğin belki gönlü var o gülü alayım da belki. Evet. Aynen kız olarak orada şey diyeceğim. Aynen. Hiç sevmem. Ay hiç istemem. Falan o yapacağım. Da geliyor mesela insana. Ha bununla mı diyor beni yakıştırdın falan yapıyor mesela. O çok ayıp. Ve vuruyor ağzına. O çok ayıp. Ayıymış. Şeyde çok büyük fırsatlı bir istifade şerefsizlik. Mesela abla diyor ki bir gül alsana ablama diyor tamam mı? Ondan sonra işte yakışır falan diyor. Sen de diyorsun ki nerede be abla o bize bakmaz. Yani böyle vicdan, mağduriyet. Kadını da kullanmışsın çiçekçinin tepkisini. Orada kızı bu düşürdüğün pozisyon. Siktirsin gitsin. Hayır yani. Affedersin bu hissiyatın bu yani. Ama çiçekçilerin... Ulan hani arkadaşlarınız yürüyordu. Ya, ya artık gül var. Gülden sonra arkadaş kalınmaz. Bir gül müydü yani? Hayatım, bu aynı işe gidiyor ayakta. George Seinfeld'in bir lafı vardır. İyi bir arkadaşlık var diyelim ki. Taraflar bir kere sevişti mi asla bir daha eskisi gibi olamazlar. Biz de biraz daha Orta Doğu ülkesi olduğumuz için iyi bir arkadaşlık. Parkta oturuyoruz. Bir gülcü geldi mi asla eskisi olamayız. Yumuşatılmış. Bizim gülümüz bu. Ama çiçekçilerin yaklaşımı benim hoşuma gidiyor. Mesela şey diyor sana diyorum. Yakışıklı abim diyor ya. Ha. Biz de alışık değiliz ya bana yakışıklı abim mesela. Benim hoşuma gidiyor değil mi? Yakışıklı abim. Güzel ablama bir çiçek al. Evet. Ablam güzel mi? Ama emin olmadığım bir şey almak da risk mesela. Bu siyasi parti seçim dönemlerinde eskiden o partilerin logosunun, genel başkanın fotoğraflarının olduğu tişörtler, şapkalar falan. Şapkalar anneanne vermişler abi. Hüsamettin Cindoruk.
şey DYP'nin genel başkanı o zaman. Anneannem şap kızın tişörtlerini almış. Anneannem de bunu evde takıp giyiyor. Çok güzel. Niye giyiyor biliyor musun? Dedem sanmış. Hüsamettin Cindiroğlu. Öyle mi? Tabii göz tam görmüyor ya. Aman ya. Sonra dedem diyor ki, Sevim diyor, sen niye bunu hep giyiyorsun? Diyor ki, sen diyor gönderdin sandım diyor bana. Allah'ım. Ya tamam da. Dedenin gözü iyi görüp başka bir adamın tişörtüyle anneannenin sürekli evde gelmesini. Gerçekten çok güzel. İşte aynen anneannem, şey dedem niye anneanneme kendi baskılı tişörtüyle. Ha bir o da var, ayrı da yani. Aynen. Yine de sen sandım çok koymuş. Ya da anneannem böyle... Şey yatsa ya, Safa yatsa ya. Ya sen diye giydim ya. Hüsamet İncir öpüyor beni. Öptüm aşkım. Tamam mı oğlum? Sensin ya, işte. Hadi. Seni öptüm ya. Hadi toparlayalım. Hanımlar beyler. Rabarba Talk. Harikulade bir bölümle. Cem İşçiler ve Firuze Özdemir kadrosuyla sona eriyor. Bye bye.